İyi günler Çanakkale, iyi günler Yenice, iyi günler değerli takipçilerim. Ben Fersan Uslu, burası Yenice Yerel Medyası. Bugünkü yayınımızı Avrupa'nın güzide ilçelerinden, Lüleburgaz'dan gerçekleştiriyoruz. Şu an Lüleburgaz ilçesinde bir internet kafeden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bize vermiş oldukları destekler için teşekkür ederiz. Daha önce ilan ettiğimiz gibi İşkur üzerinden yayınlanmış olan iş ilanlarını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şubat ayının ilk günlerinde verilmiş olan iş ilanlarıyla başlıyoruz. Merkez ilçe olarak Yenice ilçemizi merkez ilçe kabul ettik. İlçemizin dahilinde olan Çan, Biga, Gönen, Edremit gibi ilçelerinde iş ilanlarını vermeye çalışacağız. İlk ilanımız Çanakkale İnce'den Nesko Madencilik satın alma sorumlusu arıyor. İlan süresi 19.02.2022. Detaylarına giriyoruz şu an. Yüksekokul ve üniversite mezunu, en az 3 yıl satın alma deneyimine sahip, tedarikçi bulabilmek için araştırmacı, girişken kişiliğe sahip, planlama ve takip yönü kuvvetli eleman alacaktır diyor. Yaş aralığı 25-35 aralığında, erkek bayan fark etmez diyor. Daimi çalışacak, daimi zaman, tam zamanlı diyor. Türkiye'nin her yerinden olabilir diyor. Sosyal haklarından falan bahsetmiş. Bu başvuruyu nereden yapacaksınız? Nesko Madenciliğin kendi adresine girerekten, Nesko Madenciliğe bizzat giderekten ve İşkur üzerinden bu başvuruyu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ikinci ilanı açıyoruz. El Yes Gıda Tarım Hayvancılık Süt Ürünleri Nakliyat Limited Şirketi pazarlama uzmanı alacakmış arkadaşlar. İlanın son tarihi 10.02.2022. Şubat'ın 10'una kadar süresi var diyor. Detaylarına giriyoruz ilanın. Yenice'de bulunan gıda fabrikası için çok iyi derecede İngilizce bilen, pazarlama ve satış bilgisi iyi olan eleman alınacaktır diyor. Çalışma saatlerinden, CV'lerinden bahsetmiş. CV'nizi diyor aoner@bilgemgida.com.tr'ye gönderebilirsiniz diyor. Bunu ben size kodluyorum. Adana, Ordu, Niğde, Edirne, Rize, Bursa, İzmir, Lüleburgaz, Giresun, Edirne, Manisa, Giresun, İzmir, Diyarbakır, Adana, Ceyhan, Ordu, Manisa, Trabzon, Rize adresine gönderebilirsiniz diyor. Bu harflerin baş harflerini yazdığınızda bir mail adresi çıkacak karşınıza. CV'nizi buraya gönderebilirsiniz diyor. Başka başvuru Çanakkale'deki İşkur üzerinden yapılabiliyor. Firmanın adresine giderek başvuru yapabiliyorsunuz. Detaylı iş detayları, maaşlar filan iş ilanının detaylarında yazıyor. Başvurmak isteyen arkadaşlar İşkur'un sitesine girerekten bu başvuruyu yapabilir. Bir sonraki ilana geçiyoruz. O da El Yes Gıda'nın ilanı. Ziraat Mühendisi alacakmış arkadaşlar. En son başvuru 10 Şubat'mış. Detaylarına giriyoruz. Yenice'de bulunan gıda fabrikamızda çalıştırmak üzere ziraat mühendisi alınacaktır. İlanla ilgili detaylar var. CV'ler şirketin mailine gönderilecekmiş. aoner@bilgemgida.com.tr'ye. Bununla ilgili detaylar devam ediyor. Bu tür ilanları İşkur üzerindeki resmi web sitesinden görüp detaylarına başvurabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısa kısa geçiyorum bazı ilanları. Bunu da geri aldık. Üçüncü ilanımız, dördüncü ilanımız yine El Yes Gıda'dan insan kaynakları uzmanı olacaktır diyor. Son başvuru 10 Şubat 2022. Detaylarına girelim. Kadın erkek fark etmezmiş. Yaş aralığı yok. Başvuru ile ilgili insan kaynaklarını göstermişler. Bunu direkt olarak
İŞKUR'a başvuraraktan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yenice ile ilgili ilanlarımız bitti. Şimdi Çan, Biga ve Çanakkale'nin diğer ilçelerine geçmeden evvel küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu gibi ilanları görmek istiyorsanız sayfamı beğenmeyi, ilanı paylaşmayı, ilanın altına yorum yazmayı ve sayfamı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Sayfama abone olmayı da olursanız da bana destek olmuş olursunuz. Şimdi diğer ilanlara geçiyorum. Yenice'nin ilanları bitti arkadaşlar. Diğer ilanlara geçiyorum. Çan'dayız. Çan ilanlarına bakıyoruz. Yeni Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı olan ilanlarla devam ediyoruz. Etili Seramik Fabrikası'na forklift operatörü alınacakmış. Son başvuru 28 Şubat 2022'ymiş. Detaylar hemen bakalım. Çanakkale Çalışma İşkur üzerinden yapılıyor başvurumuz. Sosyal haklarından falan bahsediyor. İşkur sitesine girdiğinizde bunu göreceksiniz. Resmi başvuru İşkur üzerinden yapılıyor. 20 ila 40 yaş arası bayan forklift. Bakın burada çok önemli. Bayan forklift operatörü alınacaktır arkadaşlar. Bu bayanlar başvurabilir buna. Bir sonraki ilana geçiyoruz. Emel Aktaş satış uzmanı diye bir ilan vermiş arkadaşlar. Son başvuru 23.02.2022 Şubat'ın 23'üne kadar devam ediyor. Detaylarına girdik. Çan'da yer alan Arçelik beyaz eşya satış mağazası için 40 yaş altı tercihen kadın satış danışmanı alınacaktır diyor. Telefon numarası verilmiş mi ona bakıyorum. Telefon numarası verilmemiş. Bu başvuruyu da bizzat İşkur üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. E-mail adresi de verilmemiş. Telefon numarası da verilmemiş. Direkt İşkur üzerinden yapıyorsunuz. Mehmet Varan, ARK kaynakçısı aranıyor demiş. Detaylarına giriyoruz. Son başvuru 20 Şubat'a kadar başvuru yapabiliyormuşuz. Çan Küçük Sanayi Bölgesi'ne yer alan firmamızda çalışmak üzere ARK kaynakçısı aranmaktadır. Makas tahmininden anlayan kişiler tercih sebebidir. Sistemden başvurunuzu yapıp firmamızdan randevu alarak görüşmeye gelebilirsiniz demiş. Telefon numarası vermemiş. Bu başvuru da İşkur üzerinden yapılacak arkadaşlar. Bir sonraki ilana geçiyoruz. Atol Tatil Çiftliği İnşaat Gıda Turizm Limited Şirketi resepsiyon görevlisi ön bir eleman alınacaktır diyor. Bunun da son başvuru tarihi 17 Şubat 2022. Detaylarına giriyoruz. Atol Çan Termal Otel'de spada çalışmak üzere erkek resepsiyonist görevli alınacaktır. Erkek alınacakmış arkadaşlar. İlana sistem üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İlana İşkur üzerinden başvuru yapılacak. Firma ile görüşmeye İşkur üzerinden başvuru yapıldıktan sonra gidilecekmiş arkadaşlar. Bunu da buradan bu şekilde kısadan çektim. Bunun detayları İşkur sitesinden detaylarını görebilirsiniz. Batı Bant ilanı var. 15 Şubat'ta sona eriyormuş. Konveyör bant bakım onarım elemanı arayacakmış. Detaylarına girelim. Çan'da bulunan Batı Bant madencilik konveyör bant bakım ve tamir çalışmak üzere askerliğini yapmış herhangi bir sağlık sorunu olmayan gerektiğinde seyahat edebilecek ve fazla mesai yapabilecek tercihen meslek lisesi mezunu Çan merkezde ikamet eden veya edebilecek 2 adet eleman alınacaktır. İş öğrenildikten sonra kademeli olarak maaş arttırılmasına gidilecektir. İş yerimiz Karşıyaka Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 2. blok No. 24 Çan adresindedir. İşkur internet adresinden başvuru yapıp firmamızdan randevu alarak görüşmeye gelebilirsiniz diyor. Maaş asgari ücret fazla mesai olarak ödenecektir. İş öğrenilmesi durumunda maaş kademeli olarak arttırılacaktır diyor. Bunun da detaylarında bu var. Tüm Çanakkale'nin ilçelerine baz alarak verilmiş bu ilan arkadaşlar. Bir farklılık bu. Her yerden talep bekliyor.
Batı Bant'tan sonra pusula eğitim var. Öğretmen aranıyor. Pusula eğitim danışmanlığı öğretmen aranıyor. 8 Şubat'a kadar matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, biyoloji öğretmeni, Türkçe öğretmeni, kimya öğretmeni aranıyor. Fahriye Yavaş bir iş ilanı vermiş. En son tarih 1 Şubat 2022 diyor. Hemen bakalım. Çan ilçesi Çakıl Köyü Terzialan beldesinde bulunan Yavaş Palet firmasına çalışacak ağaç palet imalatçıları aranıyor. Palet çakma işleri, getir götür işleri, otomatik ağaç kesme makinesi, önceki ve sonraki işlemler gibi bir sürü işlemleri yapacak diyor. Kadın ve erkek olabilir diyor. Emekli herkes başvurabilir diyor. Çan'a yakın ilçelerden de servisimiz vardır demiş. Bu başvuru nasıl yapılacak? İşkur üzerinden yapılacak yine arkadaşlar bu başvuru. Telefon numarası verilmemiş. İşkur üzerinden başvuru yapıldıktan sonra da randevu alınarak görüşmeye gidilecek. Palet çakma işiyle ilgili Yavaş Palet. Bir sonraki ilana geçiyoruz. Damla Yemcilik son başvuru 9 Şubat'mış arkadaşlar. Garson oluyormuş. Detaylara bakalım. Damla Yemekçilik. Damla Yemekçilik. 9 Şubat son başvuru tarihi. Kadın erkek 20-35 yaşlar arasında arıyormuş. Daimiymiş. İşkur üzerinden alınacakmış. İşkur'dan randevu alındıktan sonra bu başvuruyu yapıp İşkur'dan randevu alındıktan sonra gidilip görüşülecek arkadaşlar. Damla Yemekçilik'le. Son Çan'daki son ilanımız 3 Şubat tarihli bir ilan. Makine bakım ustası alınacak. Nexan Ateş Tuğla'dan detaylarına giriyoruz. Çanakkale Çalışma İşkurin Müdürlüğü'ne başvuru yapılacak diyor. Detaylarını okuyorum. Çanakkale Nexan Ateş Tuğla Kırma Öğütme Fabrikası'nda geri dönüşüm tesisinde çalışmak üzere tercih meslek teknik okulları teknisyen tasfiye, torna bölümleri mezunu ve MYK belgesi, makine bakımcı sanayi seviye 3 belgesi olan ve ustalık belgesi olan insanlar tercih edilecek diyor. Teknik bakım onarım, sökme, takma, değiştirme ve tamir benzeri işlerde çalışabilecek. Makine bakım ve makine operatörü olarak kendine kendini geliştirmeye açık. Askerliğini yapmış. Daha önce dik milli kırıcı, çeneli kırıcı, konik kırıcı hakkında bilgi sahibi olan elemanlar alınacaktır diyor. Başvurular işkur üzerinden yapılacaktır diyor. Maaş hakkında pek bir şey yazmamış. Görüşmeler esnasında belli olacak maaş diyor. İlkin başvuru işkur yapacaksınız. Hemen ardından da işkur üstünden randevuna alınarak birebir görüşmeye gidilecek arkadaşlar. Çan'dan gelen iş ilanları, resmi iş ilanları bu şekilde. Bir sonraki ilan Bige ilçesine ait olacak. Açmaya çalışıyoruz. Bige ilçesine. Bu arada tekrar hatırlatayım. Bu tür ilanları ekranlarınızda görmek istiyorsanız bana destek olmak için sayfama abone olup sayfamı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Benim için çok önemli. Bunu yaptığınız takdirde ben sosyal platformda en üst sıralarda çıkmaya başlayacağım. Bu da hem Çanakkale'miz için hem İnice'miz için bir artı pozisyon taşıyacak arkadaşlar. Teşekkür ederim. Biga'ya geçiyoruz. Komşumuz Biga'da neler olmuş ona bakıyoruz iş ilanlarında. O neydi o lan? Bir gün iş ilanları biraz fazlaca. Hızlı hızlı okuyup geçeceğim. Başlıyoruz. Cemil Koyuncu bir iş ilanı vermiş. Cep telefonu ve aksesuar satış elemanı detaylarına girdik. Biga Hizmet Merkezi Cemil Koyuncu diye geçiyor. Son başvuru 28 Şubat olarak geçiyor. Pardon 17 Şubat olarak geçiyor son başvuru. Biga Telekom İşletme Hizmetleri Cemil Koyuncu Vodafone bayinde çalışmak üzere tercihen erkek 30 yaşını aşmamış cep telefonu ve aksesuar satış elemanı alınacaktır. Erkek adaylar için de askerliğini tamamlamış olması tercih sebebidir diyor.
Başvuru telefon numarası vermemiş. İlk başvuruyu büyük ihtimalle işkuru yapıyorsunuz, randevu alıyorsunuz ve yüz yüze görüşmeye gidiyorsunuz diyor. Evet, öyle yazmış. Bir gece ikamet diye ilgilenen adayların firma yetkilisiyle görüşme yaptıktan sonra diyor işe alınacaktır diyor. Bir sonraki ilan Biga'dan geliyor. Royal Fast Food. Beden işçisi alacakmış. Royal Fast Food. Bakalım detayları neymiş. Biga Royal Fast gıda maddeleri ithalat ihracat AŞ. Balıklı Çeşme Organize Sanayi Bölgesi'nin Royal Fast AŞ firmasında sistem edilmek üzere üretim ve paketleme bölümünde çalışacak beden işçileri alınacaktır diyor. Beden işçisi olarak üretimde ve paketlemede verilen görevlere çalışabilecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma saatlerine uygun, çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, vasıflı vasıfsız 18-50 yaş aralığında askerliğini yapmış elemanlar alınacaktır diyor. Beden işçisi erkek eleman alınacakmış. Okuryazarlık düzeyinin en az ortaokul mezunu olması gerekiyormuş arkadaşlar. Başka da ilk İşkur'dan randevu alınacak. İşkur'dan sonra da iş firmadan randevu alınarak yüz yüze görüşmeler yapılacakmış. Onu geçtik. Tekrar Royal'dan bir ilan var. Konserve üretim elemanı diyor. Ona da bakalım. Royal arka arkaya ilanlar vermiş. Şimdi konserve üretim elemanının ilanına bakalım. İlanın detayları aynı. Balıklı Çeşme Organize Sanayi Bölgesi'nde firmanın adresini vermiş. 18 ila 50 yaşları arasında demiş. Askerliğini yapmış olması lazım demiş. En az ortaokul düzeyinde demiş. Başka da detay vermemiş. Yüz yüze görüşme yapılacak demiş. Geçtik. Muhasebe yetkilisi arıyormuş. Bakalım muhasebe yetkilisine ne de yazmış. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızda istihdam edilmek üzere muhasebe sorumlusu alınacaktır. Son başvuru 25 Şubat 2022. Aranan özellikler konusunda en az yüksekokul mezunu, muhasebe alanında özellikle imalat muhasebesi ve genel muhasebe konusunda en az 3 yıl deneyime sahip, tek düzen hesap planına hakim, muhasebe programına hakim, fatura ve mutabakat konularında deneyimli, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi iyi olan, disiplinli çalışmayı seven, analitik düşünebilen, dinamik, tertipli ve düzenli erkek aday içinde askerliğini yapmış olması gerekiyor diyor. İş tanımını yazmış. Gider faturalarının ve banka kayıtlarının muhasebe programına girişlerini yapmak, cari hesap takibini yapmak, cari mutabakat hesap ekstrakları takibini gerçekleştirmek, ithalat ihracat faturalarının kayıtlarını yapmak, alış satış faturaları ve benzeri muhasebe işlemlerini yapmak, takipçilerinden gelen ürünlerin stok takibini ve fatura kontrolünü sağlamak, cari hesap borç alacak durumlarının kontrol ve takibini sağlamak ve mutabakatını yapmak, evrak, alış satış, fatura, fiş, dekont işlemlerini muhasebeleştirebilme kapasitesine sahip olmak, beyannamelerin KDV 1 ve 2, muhtasar prim, hizmet, damga vergisi, SSK bildirgilerini hazırlayabilecek kapasitede olması gerektiğini söylüyor. Çek girişi ve çıkışlarının takibini yapabilmesini söylüyor. Bununla ilgili bir maaş açıklaması yapmamış. Erkek ve bayan olarak vermiş. 20 ila 55 yaşları arasında en az ön lisans, en çok da yüksek lisans oluyor diyor. Askerliğini filan yapmış olmasını istiyor. Maaşlar yüzde göre konuşularak belirleneceğini, İşkur'dan randevu alınması gerektiğini yazmış arkadaşlar. Bunu da geçtik. Tekrar Royal muhasebe meslek elemanı. Yardımcı eleman arıyor. Ona da bakalım. Konusunda deyimli yardımcı eleman diyor. Detayları hemen aynı detayları yazmış. Son başvuru 25.02. Yüz yüze görüşülerek maaş belirlenecektir demiş. Bu ilanları ben İşkur sitesinden resmi olarak okuyorum arkadaşlar. Sizler de İşkur sitesine üye olarak ya da İşkur sitesine girerekten bu ilanları görebilir. Bu ilanlara direkt İşkur üzerinden başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an resmi kanaldan okuduğum için İşkur'un sitesinden detaylarını görebilirsiniz. Abalıoğlu Yem Anonim Şirketi'nin vermiş olduğu bir ilan var. Buhar kazanı, operatör kazan, ateşçisi aranıyor diyor. Bakalım detayları neymiş. Son başvuru 23 Şubat'mış. Abalıoğlu Yem. Bir tane eleman alınacakmış. Detay verilmemiş. En az lise mezunu olması isteniyor. Buhar kazanı, operatör kazan, ateşçisi belgeli, tecrübeli olması isteniyor. Yüz yüze görüşmeden sonra alınacağı söyleniyor. Detaylarını okuyalım bakalım ne yazmış. Abalıoğlu Yem firmasında üretim
aksamları için buhar, yangın tesisat, su tesisatı, kompresör, su arıtma sistemleri, basınçlı hava hatlarının sağlıklı ve sürekli çalışmalarını sağlayacak. En az lise mezunu askerliğini yapmış veya muaf kazancı belgesi olan 25-45 yaş aralığında deneyimli erkek kazan operatörü alınacaktır diyor. 3 vardiya bulunmaktadır diyor. Detaylar karşılıklı görüşülecektir. B sınıfı sürücü belgesi buhar kazanı periyodik bakım gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olması gerekmektedir yazmış. Bu başvuruya İşkur üzerinden başvuru yapılacak ve yüz yüze görüşme sağlanacak diyor. Bir Sev Bilge Sağlık Eğitim Vakfı'nın bir ilanı var. Temizlik görevlisi. Hemen detayına bakalım. Bayan temizlik görevlisi aranıyor diyor. Bay bayan yazmışlar, özür dilerim. Bay bayan temizlik görevlisi. Bir Sev firmasını çalıştırmak üzere askerliğini yapmış, tercihen erkek temizlik görevlisi alınacaktır diyor. İşini severek yapacak bir eleman arıyoruz demiş. Hemen arkasından bir gün İnci Unlu Mamullerinin bir ilanı var. Gıda mühendisi arıyorlar. 15 Şubat son başvuru tarihi. Life Lastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi satış danışmanı arıyor. Son başvuru 22 Şubat. Dema Demir Çelik Mamulleri beden işçisi arıyor ama sakat kadrosuyla eleman alacak. Aysa Demir Profil metal kesme operatörü arıyor. Son başvuru 18 Şubat. Royal Fast Food forklift operatörü arıyor. Son başvuru 15 Şubat. Royal beden işçisi arıyor. Son başvuru 15 Şubat. Gazda mikro dağ turizmi beden işçisi arıyor. Son başvuru 28 Şubat. Bunlar Biga'da. Aysa Demir gazaltı kaynakçısı arıyor. Son başvuru 1 Şubat. Emin Aktaş garson arıyor. Son başvuru 4 Şubat. Gelibolu Yakşı Konserve elektrikçi arıyor. Son başvuru 5 Şubat. Pegay Mobilya beden işçisi arıyor. Son başvuru 1 Şubat. Varlar Oto otobakım tamircisi arıyor. Mekanikçi arıyor. Son başvuru 1 Şubat. 8L Petrol akaryakıt satış elemanı arıyor. Son başvuru 1 Şubat. Cem Sokulu ön muhasebe elemanı arıyor. Son başvuru 1 Şubat. Ayfer yan bıçak fast food hazırlayıcısı arıyor. Hamburger, tost, sandviç gibi. Son başvuru 20 Şubat arkadaşlar. Bunların da detaylarını İşkur üzerindeki siteden girdiğinizde göreceksiniz. Hepsinin tek tek detaylarına girip okuyabilirsiniz. Ben birçoğunu kısadan kesmek zorunda kaldım. Zamanla yarışıyorum. Sizlere daha iyi hizmet, daha fazla şey sunabilmek açısından biraz hızlı geçiyorum. Biga'dan sonraki ilçemize geçiyoruz. Yenice'nin komşu ilçesi Bayramış'tayız. Bayramış'taki iş ilanlarına bakıyoruz şu an. Sitedeki sıkıntı dolayısıyla bizi dışarıya attı arkadaşlar. Yayını burada kesmek zorundayım. Bir sonraki yayında devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bu tür ilanları görmek istiyorsanız sayfama abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın ve arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Benim sosyal medyada üst sıralarda çıkıyor olma hem bana hem yenicemize hem de gelecek nesillere faydalı olacağını düşünüyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.